Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte yurt dışından alınan ürünlere eklenen yeni vergileri konuşacağız. Bildiğiniz üzere ki bilmeyenler için de söylemekte fayda var. Yakın zamanda yapılan yeni bir düzenlemeyle yurt dışından alınan ürünlere vergi geldi. Şimdi bugüne kadar nasıldı sistem? Tabii ki bu Türkiye'ye girişi yasak olmayan ürünlerden bahsediyorum bu arada. Telefon vesaire gibi ürünleri zaten Türkiye yurt dışından getirtemiyorsunuz. Kargo yoluyla bahsediyorum tabii. Siz kendi gidip alabilirsiniz. Kargo ile veya siparişle işte Amerika'dan, Çin'den, şuradan buradan getirtemiyorsunuz. Türkiye'ye getirilebilen ürünlerde 20 euroya kadar bir sınır vardı. Yani 20 eurodan daha ucuz bir ürün getirirseniz vergi almıyordunuz. Hatta çoğu zaman 20 euroya geçse de bir sıkıntı olmuyordu. Yani vergisiz olarak ürünlerini alabiliyordunuz Çin'den vesaire şuradan buradan diyelim Almanya'daki Amazon'dan. Yakın bir zamanda yapılan düzenlemeyle beraber artık bu sınır sıfır. Yani ne getirirseniz getirin üzerinden vergi alınmaya başlandı. Şimdi ben de yaklaşık 20 Haziran gibi yani yaklaşık 15 gün 15-20'ye doğru giden bir gün önce 4-5 tane ürün siparişi vermiştim. Bunlardan 2 tanesi geldi. Hatta bir kısmını sosyal medyadan sizlere de sordum. Hani sizin de böyle benzer deneyiminiz oldu mu diye. Çeşitli yorumlar geldi. Şimdi o yorumlardan da bahsedeceğim. İlk olarak şöyle bir ürünü almıştım. Şöyle göstereyim. Bu Ulanzi'nin şu anda ben videoyu DJI Osmo Pocket'la çekiyorum. Onu takmam için, telefona birlikte bağlanmak için kullandığımız bir aksesuar bu. Telefonla aynı anda, şu anda kendimi ekranda görüyorum hatta onu da söylemiş olayım. Böyle bir ürün aldım. Bu ürünün Çin'deki AliExpress'ten aldım ben bu arada. Çin'deki fiyatı 97 TL idi ben aldığımda ki döviz kurlarıyla beraber. Paketi de burada. Mesela ne yazmışlar üzerine? 12 dolar demişler. Şöyle göstereyim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 12 dolar demişler. Bunu biraz daha detaylı vereceğim. Ekranda tam netlik yapmayabilir. Bu tarafını çevirdiğimizde şöyle bir fiyatlandırma var. Hemen size okuyayım ben. Gümrük sunum ücreti diyor. 4.5 TL. Damga vergisi 0.70 TL. Gümrük vergisi 13.73 TL. İade ücreti 0 lira. İade olmadığı için. Toplamda ücret 18 lira 93 TL. Yani 97 liralık bir ürün için ben 20 liraya yakın bir vergi vermiş oldum. Yani toplamda 20 TL'lik bir vergi alınmış oldu 97 liralık üründe. Bir başka ürün daha geldi. İki tane ürün demiştim size söylemiştim. Şöyle bir çanta aldım ben kendime. Böyle bir yine bu DJI Osmo Pocket için aldım. Taşırken vesaire kullanmak için böyle. Şurada ürünler de koydum da onları bir çıkarayım isterseniz. Şöyle çıkarayım. Şöyle ceplerini sizin ayarlayabildiğiniz şekil, yani çeşitli şekillerde bu içindeki kompartımanları ayarlayabildiniz. Aynı zamanda şuraya böyle ufak tefek bellek kartı vesaire gibi parçaları koyabildiniz. Güzel bir taşıma çantası. Ben seviyorum böyle şeyleri. Bütün hani ilgili ekipmanları bir arada taşımak için kullanıyorum bunu. Güzel de oluyor. Bunun ben aldığım tarihteki fiyatı 47 TL idi. Şimdi bunun da poşetine bakalım. Atmadım poşetini. Ne yazmışlar poşette? Hani çünkü bazıları diyor ki arkadaşlar işte value yani değerini düşük yazdırırsanız sorun olmuyor. Öyle değil artık. O devir yavaş yavaş geçiyor. Ha, olmaya da bilir. Artık o gümrükteki kişinin biraz memurun inisiyatifine kalmış bir şey ama burada mesela 2 dolar demişler değerini. Ama vergi tarafına bakacak olursak gümrük sunum ücreti 4.5 TL. Bunu zaten fix alıyorlar. Damga vergisi 0.70 TL. O da fix. Gümrük vergisi 2.30 TL. Toplam ücrette 7.5 TL ödedim ben buna. Bu arada ortalama rakam aslında %20 idi vergi anlamında. Buradaki vergi %20 olmuyor. Yani bu 47 liralık üründe gümrük vergisi 2.30 diyor. Ama diğer rakamları topladığınız zaman evet oraya doğru giden bir değer oluyor. Yani total rakam %20 oluyor ama sadece vergi tarafı değil bu. İşte gümrük sunum ücreti diyor. İşte damga vergisi diyor. Şu diyor bu diyor 7.5 lira. Yani 47 liralık üründe 7.5 lira yaklaşık %20'ye tekabül ediyor. Bu arada peki bunu nasıl ödüyoruz? Bunu soranlar oldu bana. Biliyorsunuz Çin'den aldığınız ürünlerde ki diğer ürünlerde de böyle. Yani eğer farklı bir kargo şirketi seçmediyseniz DHL'de şuydu buydu ki onlar çok yüksek maliyet çıkıyor bu arada onu belirtelim. Öyle bir şey seçmediyseniz normal işte Çin'in kendi işte registered gelebilir ve registered olmayan yani kayıtlı veya kayıtsız gelebiliyor. Ya da işte AliExpress'in kendi kargo şirketiyle de gönderilebiliyorsunuz. Onlar Türkiye'ye geldi anlatırken PTT Kargo ile geliyor. PTT Kargo'nun çalışanı size ürünü teslim ederken parayı nakit olarak alıyor arkadaşlar. Sizin bir yere gitmeniz gerekmiyor. Gümrüğe gitmeniz gerekmiyor. Gümrüğe tabi bir ürünse gitmeniz gerekebilir bu arada. O ayrı bir konu ama bunlar hani ufak tefek ürünlerden bahsediyorum. Gümrüğe gitmeniz gerekmiyor. Kapıda ürünü alırken
nakit olarak para ödemeniz lazım. Bu da şu anlama geliyor. Eğer sizi bırakan kişi evde yoksanız, hani bazen eskiden neydi? Zarf gibi kapıya bırakıp gidiliyorlardı. Artık öyle değil. Parayı almadan gitmiyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Eğer evde yoksanız postane şubesine gitmeniz gerekecek ürünlerinizi almak için. Çünkü bir para ödemeniz gerekiyor. Parayı alamazsa ürünleri bırakmıyorlar. Böyle bir durum olduğunu belirtelim. Peki teslim süreci değişti mi? Bunları da soran olmuştu bana sosyal medyadan. Süre çok değişmedi arkadaşlar. Ben yani 20'sinde, 22'sinde falan siparişleri vermiştim. Toplu bir sipariş 20 Haziran'da. Yaklaşık 10 gün, 15 gün gibi bir sürede geldi. 12-13 günden en erken 12 günde geldi. Hatta ilk olarak şu ürün gelmişti. Bu daha hızlı geldi. Bu çanta da ondan bir iki gün sonra geldi. Çok da değişmedi. Yani zaten normalde 15 günden daha hızlı pek gelmiyor. Yani 7-8 günde geldiği de olmuştu bana Çin'den ama gelmiyordu. Teslim sürecinde bir değişiklik olmadı. Yani bu kontrol etme vesaire nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu arada poşetler açılmamıştı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani poşetler hiçbir şekilde açılmış olarak gelmiyor. Çünkü yakın dönemde bir bu gümrük sınırlı ücreti falan filan gibi şey rakamı poşetleri açıyorlardı ve 4,5 TL alıyorlardı. Onu zaten alıyorlar yine ama poşeti falan açtıkları yok. Gümrük sınırlı mı sunum mu artık herhalde, öyle bir şey mi sunum diye tahmin ediyorum. Oradaki memur açıp bakıyordu içine. Bunda açma falan bakma yok. Ama ürünün fiyatını neye göre belirliyorlar bunu tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Hani burada bir barkodu var ama bu takip barkodu ürünün ne olduğuna dair belki buradaki şeylerden bakıyorlardır, bilemiyorum. Ama bir şekilde adil bir şey olduğunu söyleyeyim. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sosyal medyada ben birkaç kez paylaştığımda yapılan yorumlarda şunu gördüm. Ne getirirseniz getirin minimum 7 lira civarında bir şey alınıyor. Yani minimumdan bahsediyorum bu arada. Yani 3 liralık bir işte kılıf aldınız, ona da 7 lira veriyorsunuz arkadaşlar. İşte 100 liralık bir ürün aldınız, tabi o zaman rakam değişiyor. Ben 20 lira, 100 liralık bir ürün neredeyse şu mesela 20 lira yakın bir vergi ödedim. Ha, mantıklı mı? Şöyle söyleyeyim. Bu ürünün Türkiye'de var. Aynısını bulabilirsiniz. Arayın, internette var. 200 liraya falan satan da var bu arada. En ucuzunu nakit verirseniz 136 liraya falan alabiliyorsunuz. Şu üründen bahsediyorum. Ulanzi'nin bu DJI Osmo Pocket için geliştirdiği taşıma kılıfından. Ben vergisiyle beraber 97'ye 20 lira daha eklersek 117 lira yapıyor. Yine makul bir rakamı almış oluyorum. Bir de her üründe bu kadar hani fiyat farkı çok daha fazla olabiliyor. Bir de bazı ürünler zaten yok. Hani kimse uğraşmıyor. Bunlar çok spesifik şeyler belki ama çok böyle kıyıda köşede kalmış ürünlerde zaten kimse tutup da bunu Türkiye'ye getirmiyor. O yüzden mecburen işte vergisini de göze alarak almak zorunda kalıyoruz. Ama şunu bilin ki artık Çin'den aldığımız her şeyde vergi var arkadaşlar. Vergi vermek zorundayız ve bu rakam minimum 7,5 TL oluyor. Ne getirirseniz getirin. Zaten 4,5 TL bu gümrük sunum ücreti falan filan diye oradan alıyorlar. Onu zaten bir şekilde vermek zorundayız. Onun dışında da hani ürünün büyüklüğüne artık bana nasıl ölçüyorlar veya ürünü kontrol mü ediyorlar bilmiyorum. Ürünün cinsine, şekline, şusuna, busuna, fiyatına göre de bir vergi, ek vergi alınıyor. Bunu da söylemiş olalım. Toplam rakamda %20'yi buluyor. Kaba bir hesap yapıyorum burada. Yani 5 liralık bir şey de alsanız 7,5 lira veriyorsunuz. Yani fiyatından daha pahalı bir şey veriyorsunuz. 7 liralık bir şey de alsanız 7,5 lira veriyorsunuz. İşte ben 47 liralık bir şey aldım, 7,5 lira verdim. Yani 7 lira gibi bir vergi artık standart haline geldi. Çin'den ya da İşte Amerika'dan da olabilir, bu Avrupa'daki Amazon'dan vesaireden de olabilir. Aldığınız ürünlerde artık standart olarak vergi gelecek. Amazon falan bunları bazen standart olarak ücretin içine ekliyor zaten. Onu söyleyeyim, yani Avrupa'dan aldığınız ürünlerde belki çok sıkıntı olmayabilir. Zaten otomatik olarak ekleniyor. Ama Çin'den bir şey alırken bir kere gümrüğe tabi olmayan bir ürün olması gerekiyor. Bunu zaten bildiğinizi varsayıyorum. İkinci sorun ise her halükarda en az 7 lira vergi geleceğini söyleyeyim. Ürünün işte büyüklüğüne, cinsine, şusuna, busuna göre artık onu nasıl ölçüyorlar tam bilemiyoruz. %20'ye, total rakamı %20'ye getirecek şekilde bir vergilendirme geliyor. Yani 200 liralık bir ürün alırsanız kabaca 40 liralık bir vergi ile karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Ama bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Şimdi bu videonun altına da yorumlar muhtemelen gelecektir. Ben aldım, benden almadılar. Olabilir, bir şey diyemem. O bulunduğumuz bölgedeki gümrükteki durumla ilgilidir. Gümrük memurunun o anki işte durumuyla ilgili olabilir. Şartlar değişik olabilir. Vergisiz de almış olabilirsiniz. Bilemiyorum. Çünkü bunun bir standardı yok. O vergi alan da ben değilim. Bunu da baştan söyleyeyim. Ben kendi deneyimlerimi aktardım size. Belki daha fazla rakamlar da karşınıza çıkabilir. Şu an bir standart olmadığı için
Tam rakamı keskin olarak söylememiz mümkün değil ama kabaca yaşadığımız deneyimlerin böyle olduğunu hatırlatmış olalım. Sizin de yurt dışından yaptığınız alışverişte bu tarz bir vergi deneyimi yaşadıysanız bu videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Teknoloji Okulu'nun Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.